Bugün yapılana göre zarflarla karşınızdayım. Arkadaşlar zarftan sonuna geldik. Yapılana göre zarflar diyorum. Şunu duymuşsundur. Batit, türemiş, birleşik falan bu sözcükler duydun değil mi? Şu anda yapılana göre zarflarda da basit, türemiş, birleşik ve öbekleşmiş zarf olarak 4 başlıkta inceleyeceğiz. Lakin sana şunu söylüyorum. Buradan bana göre sınavda çıkma ihtimali kaç biliyor musun? %0.5. Burayı sadece göz ucuyla bir gezdir. Bir aklına bir şema oturt. Ben bir konuyu anlatayım. Sana testte soru bankaları muhakkak çıkacaktır diye düşünüyorum. O halde o zaman sen defteri aç bak burada. Ben sana o kadarını söylüyorum. Ama bundan üçü bana göre fazla önemli değil. Basit, türemiş, birleşik. Zarflar yani. Yönde önemli ama ne önemli biliyor musun? Dördüncü başlık eşleyeceğim var ya. Öbekleşmiş zarf. O çok önemli. Ne demek isterim öbekleşmiş zarf? Soru bankalarında çok karşına çıkmıştır. İkileme zarf görevinde kullanılmıştır. Sıfat tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır. İşte bu. Bu tip şeyler, bu tip soruları barındıran zarfları biz öbekleşmiş zarf diyoruz. Ama sanat Türkçesi öbekleşmiş zarf olarak değil de açıklayıcı sonra sıfat zarf görevini kullanmıştır. Sana bunu çıkıyor. O halde sen bir sefer göz ucuyla bir gezdiriyorsun. Ben anlatımı dinliyorsun. Ondan sonra da konuyu bitiriyorsun. Ve zarfların zaten %75'ini hallettik zaten. %25'lik kısmı. Hatta %25 bile demeyeyim. %15'lik kısmı diyeyim. Hadi başlayalım. Çok uzattım biliyorum. Değerli arkadaşlarım, basit türemiş zarflar işleyeceğiz. Basit zarflar dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. Hiçbir ek almayan, cümlede zarf görevinde olan bir sözcüğün tek sözcükte oluşacak ama hiçbir ek almayacak. Yani ne diyorum? O aldığı ek varsa, o eki çıkardığında kelimenin anlamı bozuluyorsa o basit demektir. Yani hiçbir ek almamış demektir. Bak şimdi ne diyorum. Öncelikle örneğe geçmeden önce şunları bilelim. Bunların basit zarf olduğunu bilelim. Bak sadece göz ucuyla gezdir diyorum. Aşırı önem verme. Ben sana o kadar söylüyorum. Akşam, sabah, geri, dün, ileri, aşağı, yukarı, pek, yine, öyle, çok, bazen. Bunları çok duydun değil mi? Bunlar cümleleri senin kullandığın basit zarflardı. Hatta çok var. Eni de koyabilirsin. Buraya ekleyebilirsin. Yani bunların hepsi basitti. Bak şimdi cümlede ben sana söyleyeyim. Eğer ki kelimeyi çıkardığın zaman eğer ek varsa anlam bozuluyorsa ben ne dedim basit dedim. Bak cümlede gör şimdi. Yine çok güzel görünüyorsun. Ha bak. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Zarfı bulmadan önce bazı sözcüklerin bazı zarfların soruları yoktur. Kesinlik, olasılık vesaire gibi. Bu yüzden yine sözcüğünü ben zarf olarak alıyorum. Hiç sorusu yok. Direkt ben durum zarfı olarak bunları alıyorum. Ama şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bak yine zarf olarak aldım ama şimdi bir de cümlede hani bazı sorular sorup da bulduğumuz zarflar var ya. Yer, yön, aşağı yukarı, durum, zaman zarfı hatırlarsan. İşte gel biz bunları bir bulalım. Bak şimdi nasıl görünüyorsun? Güzel görünüyorsun. Nasıl ona ne kadar güzel görünüyorsun? Çok güzel görünüyorsun. Ha bak burası zarf. Şimdi ben sana şunu söylüyorum. Bak güzelle güz arasında ilişki var mı? Yok. Peki çok sözcüğünü k'ye çıkar. Çok. Anlamlı oldu mu? Olmadı. Bu yüzden sen diyeceksin ki sen basit zarf diyeceksin. Geçeceksin. Geldim ikinci örneğe. Başkanımız akşam bize gelecek. Şimdi bak. Zarfları bulurken ilk yapmam şey neydi? Fiili bulmakta her zaman. Cümlenin sonunda olabilir, ortada olabilir, başta olabilir. Fark etmez. Kedi gibidir bu. Orada burada çıkabilir zarf. Fiili bulacaksın o yüzden. Bak, ne zaman gelecek diyorum? Akşam. Bak şimdi, basit olduğunu nasıl anlıyorum? Bak, M'yi çıkar. Akşam. Anlamlı oldu mu? Olmadı. Eğer anlamlı olsaydı ek almış olacaktı. Yani yapım eki almış olacaktı. Ek almadığı için ne diyoruz? Sen kendi halinde yaşayan bir basitsin diyoruz. Basit zarfsın diyorum ben o halde. Ben ne diyorum o zaman buraya? Basit zarf diyorum. Arkadaşlar geldik türemiş zarflara. Yapım eki alır. Ama fiilimsilerin de bir yapım eki olduğunu unutma. Fiilden isim yapım ekidir. Yapım ekini sana hiç anlatmadım. Ama şöyle bir anlatayım kısa bir şey.
Balık sözcüğünü düşün. Balık, bir tane balık değil mi? Bu balık olsun. Peki balıkçı dersen, bu birden fazla balık düşün bunları. Balığı satan kişi olmuyor mu? Heh, o çığ ekti işte, yapma ekidir. Kitapçıya hiç gittin mi? Gittin değil mi? Gitmez olur musun? Tabii ki gitmişsin. Yani senede bir sefer bir günün geçmiştir. Peki kitap dediğin zaman bir tane aklına gelmiyor mu? Geliyor. Ama kitapçı dersen birden fazla kitabı satan kişi anlamına bak, çığ anlamı değiştirmiş oldu. Daha bunu şey yapabiliriz. Ama o çığ dediğin şey yapmayı ki almış oluyor. Kelimenin anlamını değiştiren sözcük diyorum ben. Ek diyorum ben ona. O elden yapma eki diyorum. Ama fiilde isim, fiilimsi varsa türemiş dedim. Fiilimsi neydi hocam? Hemen hatırlatayım. Bak sana, ben hatırlarsan ilk videodan itibaren şunu söyleyeyim. Mantık oturtmaya çalışıyorum sana. Mantık. Ezber değil. Bak. İsim fiil. Ma, ış, mak. Sıfat fiil. Anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil. İp, ince, arak, madan, dıkça, dukça. Arak, madan, işte a, e, asiye, alı, ken. Değil mi? Bunlar. Peki, isim sıfat. Zarf fiili işledik. Ben bunu daha önceden bahsettim. Şimdi fiili, o zaman fiilimsi varsa ne diyecek misin? Türemiş zarf diyeceksin. Lakin unutma. Zarf görevinde değilse cümlede sen onu alamazsın. Türemiş zarf diye unutma. Boşuna türemişi koymamış, boşuna zarfı da koymamış. Unutmuyoruz. Gel bir bakalım. Arkadaşlar lane eki varsa bir sözcükte, tamam mı? Cümlede zarf olarak kullanılmışsa sen buna türemiş diyeceksin. Unutmayalım. Haberin olsun. Bak belki bunu ilk defa duymuşsundur bende. Belki de başka bir hocadan dinlememiş de olabilirsin lehin ekini. Lehin eki arkadaşlar yapım ekidir. Bunu unutmayalım. İsimden isim yapma ekidir. Geldim. Şimdi türemiş zarflarımız neler? Arkadaşlar. Bakıyorum. Şöyle kalemimi şey yapayım. Yeşil kalemimi aldım. Bakın önce ön sözcüğü ön anlamlı değil mi? Bak önce gelmiş. Anlam değişmiş. Aptal, aptalca. Sabırlı. Değil mi? Heh. Sabahleyin. Dış arı. Bak dikkat et. Çok dikkatini çekmek isterim güzel insan. Dış dedim bak. Dışarı hep sen biliyordun. Değil mi? Dışarı diye biliyordun bunu. Bak sözcükte yapıda sana sormuş olsaydı türemiş diyeceksin. Unutma bunu. Dış arı. Birden. Değil mi? Birden çıktı dersin değil mi? İşte o den işte burada yapma ekidir diyeceksin. O halde fiilimsi varsa türemiş, lehin eki varsa türemiş diyorum. Anlaştık mı? Hadi gelelim örneklere. Şimdi bize diyor ki örnekle durmadan konuşman sıktı. Değil mi? Ha bak durmadan konuşman diyor. Peki önce ne yapıyordum? Fiili buluyordum, fiili. Fiil nerede? Konuşma fiili var, sıkmak fiili var değil mi? Ha şimdi. Peki ben geldim ama bir tanesine sormam yeterli. Baktım buna sorayım. Konuşma nasıl konuşma diyorum? Durmadan. Aa hocam bunun kökü dur. Zarf fiil neydi? Madan değil miydi? Buraya da bir madan almış. O halde ben buraya ne diyorum? Eşittir. Sen türemişsin diyorum. Ama cümlede zarf olarak kullanıldın diyorum. Geldim sabahleyin sınava gidecek. Ha bak. Şimdi yine yüklemi. Fiili buluyorum. Bak fiil. Fiili buldu. Unutma. Zarf. Derse fiil olacak. Yani fiil dedim ya biraz önce. Orada burada ortada başta sonra olabilir. Bulacaksın güzel kardeşim. Bulacaksın. O seni bulmayacak. Sen onu bulacaksın. Bak. Gidecek. Ne zaman gidecek? Sabahleyin. Ha hocam. Bunun sabah kök değil mi? Sabah en küçük anlamlı birim. Lane burada ne olmuş oldu? Yapım ekidir. Eşittir. Türemiş diyorum. Anlaştık mı? Üzerine durmaya gerek yok. Bunları bilmen yeterli. Ama fiilimsi varsa türemiş diyeceksin. Hangi sözcük olursa olsun türemiş diyeceksin. Unutmayalım. Basit türemiş zarflar işledik arkadaşlar. Çok takılma. Takılmayın arkadaşlar. İnanın en önemli başlıklardan birine birazdan geleceğiz. Birlikte işleyeceğiz. O halde çok şey yapmayın. Artık zarftan sonuna geldik. Güzel bir soru çözümü de yapacağız inşallah.
Bir sonraki videomuzda devam etmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.